Merhaba arkadaşlar, bugün size both and kalıbını anlatacağım. Yani hem de cümle yapısı. Nasıl oluyor bu? Biz Türkçe'de nasıl kullanıyorsak onlar da aynı şekilde böyle. Mesela bazen diyoruz ki hem Ali hem Veli okula gitti. Mesela ya da gider. Bu noktada yapacağınız şey şu. Hatta kırmızı kalemle gösterseniz daha güzel olur. Both Ali and Veli go to school. Hem Ali hem de Veli okula gider. Ya da both demesem bile Ali and Veli go to school. Ali ile Veli okula gider. Ama ben bazen hem Ali hem Veli demek istiyorsam, vurgu yapmak istersem both Ali and Veli derim. Bazen bu both and öznenin içerisinde olur. Yani dikkat etseniz bu bir özne. Yani işi yapan kişi kim? Hem Ali hem Veli. Bu özne halinde. Sonra işte fiil o şekilde gidiyor. Ama bazen ben istesem şöyle de diyebilirim. Ali and Veli. Ali and Veli. Both go to school diyeyim. Böyle de görürseniz şaşırmayın. Bu da onun devrik hali diyebiliriz. Yani Ali ile Veli'nin her ikisi okula gider. Anladınız mı? Burada hem Ali hem Veli okula gider. Burada da Ali ile Veli'nin her ikisi okula gider. Bu şekilde söyleyebilirsiniz. Bu da bir nevi yine özne yaratmış olduk. Tamam mı? Hangisi kulağa daha çok hoş geliyor? Birincisi mi, ikincisi mi? Birincisi. Yani Türkçe daha çok özne. Hem Ali hem Veli. Ama burada Ali ile Veli'nin her ikisi. Bu da Türkçe'ye benziyor ki çok da karışık değil. Bu aynı zamanda fiillerin başına da geliyor. Burada mesela öznelerin başına geldi. Yani hem Ali hem Veli derken burada kullanıldı. Ha mesela bazen özne tek olur ama yaptığı eylem iki olur. Mesela şöyle ki I both work and study. Ben hem çalışırım hem de okurum. Böyle de diyebilirim, yani sıkıntı olmaz. Burada ne yaptım? Bu sefer de fiile yükleme yaptım. Yani both and bu sefer hem çalışırım hem de okurum. Bunu nitelemiş olduk, tamam mı? Ya da durum cümlesi de yapalım. Burada fiil cümlesi. Durum cümlesinde de I am both a teacher and a glazier. Biraz saçma oluyor ama değil gerçek. Ben hem bir öğretmenim hem de bir camcıyım. Neyse, ben camcılık yaptım. Cam ustasıyım ben mesela. Dolayısıyla ben aslına bakarsanız hem bir öğretmenim, yani hem bir öğretmen hem de bir camcıyım diyebilirim bu şekilde. Tamam mı? Yani burada da ne yaptım? Yani burada fiile gönderme yaptım. Burada da bir duruma gönderme yapıyorum. Yani yeri geldi bu both hem bir özneyi niteleyebilir, hem bir fiili niteleyebilir, hem de bir nesne de olabilir bu, ya da bir yüklemeyi niteleyebilir, durum cümlesini niteleyebilir. Başka bir cümle yapabilirim. We eat, biz yeriz, both fish and chips. Yani biz hem balık hem de patates cipsi, yani daha doğrusu ya da kısaltmış patates yeriz. Anladınız mı? Yani böyle diyebilirsiniz. Bir nesneye de gönderme yapabilirsiniz. Tamam. Ya bu her şey olabilir. Türkçe gibi düşün. Yani özne, fiil, nesne. Bu şekilde olabilir. Bir de arkadaşlar biz bu both and kalıbını istesek zaman zarfları ya da yer zarflarına gönderme yapabiliriz. Yani dikkat etseniz her bir yere geldi. Bu sefer de zaman zarfını yapalım. Mesela diyorum ki I'm at home. Ne demek? Evdeyim. Hem bugün hem yarın evdeyim. I am at home both today and tomorrow.
başka bu dediğimiz gibi both and burada zaman zarfına geldi. Yani hem bugün hem yarın evdeyim. Zaman zarfına gönderme yaptık. Bazen yer zarfı I work çalışıyorum both in İstanbul yani hem İstanbul'da hem de İzmir'de çalışıyorum. Hem İstanbul'da hem de both in İstanbul and in İzmir. Bu şekilde söyleyebilirsiniz yani. Hem İstanbul'da hem de İzmir'de çalışıyorum. Burada da gördüğünüz gibi yer zarfına gönderme yapalım. Bu şekilde de olabilir yani. Tamam mı? Both and kalıbı böyle. Olumsuz yapmak isterseniz de normal geniş zaman cümlesi nasıl olumsuz yapıyorsanız ya da gelecek zaman cümlesi nasıl olumsuz yapıyorsanız aynen burada da öyle yapıyorsunuz. Bunun zamanla bir ilgisi yok. Bütün zamanlar için kullanılabilir. Bir şey sorayım. Buyurun. Both orada da başa gelebilir mi yukarıdaki gibi? Bu mu? Hı hı. Yani hem İstanbul'da hem İzmir'de çalışıyorum. Devlik söylemiş olabilirsiniz. Both in İstanbul and in İzmir, I work. Olabilir, bu devlik cümle olur. Ama işin kuralı cümlesi bu normalde. Türkçe'de biz de devlik cümle kuruyoruz, onlar da kuruyor. Normal. Şey yani, both I work olmaz herhalde. Both work... Yani burada evet, yukarıdaki bir mevzusu yapılabilir, doğru. Yani bunu gibi demek istiyorsunuz herhalde ama evet. O da şöyle, I both work dersiniz. I both work in İstanbul and in İzmir diyebilirsiniz. Yani ben hem İstanbul'da çalışıyorum hem de İzmir'de. Yani bu da bir yöntemdir. Bu biraz kafanızı karıştırabilir yani bilmiyorum ama bu biraz daha sistematik duruyor. Yani ben çalışıyorum diyorsunuz, cümleyi tamamlıyorsunuz. Geriye ne kalıyor? Hem İstanbul'da hem de İzmir'de. Biraz daha pratiktir. Ama burada işte öğrenci tut da buraya I work yani acaba both'u nereye koysam diye kafası karışabilir. Hadi bu geniş zamanda tek kelime ama şimdiki zaman olsa ne yapacak mesela? I am working şimdiki zamanda olsa mesela. I am o zaman both buraya gelmek zorunda olur. Both working in İstanbul and in İzmir. Yani böyle bazen iki kelimeden oluşan zamanlar vardır ya, hani geniş zamanda sıkıntı yok. Bunu yer değiştirebilir ama burada en izarla işte fiilin arasına sıkışıyor mesela bu. Bu devrikliği yaratmak istediğinizde. O yüzden hani bu tarz konuşmaları şimdilik size önermiyorum. Yani bunlar tamam doğrudur bu şekilde ama yani tavsiye etmiyorum. Yani en güzel nedir? I'm working, şimdi zamanı normal kurarsınız. Both in İstanbul and in İzmir dersiniz. İşiniz daha kolay olur. Yani o zaman çok da karar karar düşünmezsiniz. Acaba both buraya mı geliyordu, buraya mı geliyordu, buraya mı geliyordu? Tamam mı? Bu ikisi biraz dediğim gibi farklı bir durum. Var mı başka sorunuz? Çok güzel. Tumbala 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 laika tumbala 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 la spielbala laika tumbala laika spielbala laika tumbala la.